Değerli dostlar, can dostlar, Isparta'nın Yalvaç ilçesindeyiz. Ben de bu vesileyle yeni öğrendim. Yalvaç isminin bir diğer anlamı da peygamber, resul anlamındaymış. İlginç, tabii her şeyi öğrenmenin bir zamanı yeri oluyor. Efendim, burası Selçuklular zamanında gelen Oğuzların Yalvaç boyundan bir kavmin yerleştiği yermiş. Adı da öylece kalmış. Şimdi arkada size 800 yıllık bir çınar ağacı göstereceğiz. Bu bölgede çok meşhur çınar ağaçları. Şöyle bir genel görüntüsünü alayım. Tabi bu bir ağacı görüntüsü değil, gördüğünüz gibi. Evet, ortadaki o anıt ağaca doğru gidelim. Burada güzel bir manzara oluşmuş. Efendim, etrafı iş yerleri, masalar, efendim işte çay içme düzenleri, evet, kıraathaneler. Tabi kıraathane malumunuz, adı üzerinde okuma salonları olacak idi. Gövde genişliğini görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane kıraathane saydım. İlginç. Ha, evet, güzel olmuş. Evet, Nihal'ın dediği gibi Çınar Altı. Hani böyle bir TRT dizisinde de vardı Çınar Altı diye. Evet, burası Çınar Altı ama bir değişik deyimiyle de kıraathaneler meydan olmuş. Burada bir destek verilmiş demek ki ihtiyaca binaen. Evet, orada da destek var. Bu siyah direkler destek. Hani dalların uzayan kısımları biraz yaşla beraber taşıyamaz düşüncesiyle desteklenmiş. Bu karşıda Devlet Han Camii'ymiş. Tarihi bir mekan. Yapısından ve taşlarından belli. Şöyle tarihçesini görebilirsem paylaşayım sizinle. Yine buranın da böyle bir avlusu var. Şadırvanı var. Ve muhtemelen iki kapısı var giriş. Şimdi meydana doğru ilerleyelim. Dükkanlar bilemiyorum, biraz ortamın etkisinde mi veya dönemin etkisinde mi? Tek katlı eski tip dükkanlar. Ama sanki tarihi bir doku var buralarda. Dükkanların genelde kapalı olması, sokakların sakin olmasının sebebi efendim bugün pazar günü. Yine dediğim gibi avantajları şu, gürültü olabildiği kadar minimum. Sakin ortalık. Böyle iki bina arasına bir dekor oluşturmuş. İsim güzel olmuş değil mi? Ya bak, Gönül Et. Burası Anlatan Meydan. Yalvaç Anlatan Meydan imiş. Ne anlatıyor? Şöyle beraberce anlamaya çalışalım olayları. Turizm danışma. Bence ne anlatıyor biliyor musunuz? Buradaki görsellerle Yalvaç'a ait el sanatlarını, tarihini, kültürünü anlatıyor. Bakın burada bir keçe yapım atölyesi. Oradan efendim işte semer yapımı. Evet, burada az önce bizim çektiğimiz çınarın görüntüsü. Sokak sağlıklaştırma çalışması diyor. Burada şunu gözlemledim. Mümkün olduğu kadar eski evler korunmaya çalışılıyor gibi. Evet, dediğimiz gibi 800 yıllık bir ağaç bu. Mekan güzel olmuş. Altında da hem ilçe sakinlerinin hem gelenlerin soluklanabileceği. Dediğim gibi aslı kıraathane ama nedense adındaki gibi kıraat olay gerçekleşmiyor. Evet, metiyesi Yalvaç, metiyesi yani Yalvaç'a ait bir övgü var orada. Efendim, Augustus Tapınağı ile ilgili bir görsel var. Kentin en yüksek noktasında kayaların oyulmasıyla elde edilen düzlükte inşa edilmiş.
gidecek miydin? Kibele. Yani gittiğimiz yerde bu var mı bilemiyorum. Şimdiden size bir yanıltmayayım ön bilgi noktasında. Ha, evet. Ara sokaklarda bunları biz de gördük. Yalvacı'ya ait orijinal evler. Burası iyi bir çalışma olmuş. Teşekkür ediyorum düşünenlere. Tarz olarak değişik ve güzel geldi bana. Aslında bu tip yerlerin olması, mümkün olduğu kadar her ilçe bazı olması güzel bir algı oluşturur. Çünkü bunlar ilçeyi bir anda burada anlatabilecek veya yönlendirebilecek güzel bir alan olmuş. Proje iyi düşünülmüş. Meydana yakın bir yerde bir saat kulesi var. Hamidiye Camii var. Burası da Kara Ziya Parkı'ymış. Kara Ziya hakkında bilgi bulabilirsek paylaşalım sizinle. Diğer ismi de Yeni Cami. 19. yüzyıl geç Osmanlı dönemine aittir diyor. Yaklaşık kare planlıdır. Dört sütuna oturuyor. Üzerine sonradan kırma çatı yapılmış. Çarşı veya Hamidiye Camii olarak da anılıyormuş. Şu şekilde caminin hasırları temizleniyor. Güzel. Kara Ziya. Hadi bakalım. Gel seninkine bak Nihal. Bak. Temizlik her yerde güzel. Ve herkes de güzel. Küçük bir park ama işlevsel. Lavabolar var. Efendim, abdest alacak mekanlar var. Az önce konuşuyorduk Nihal Hanım'la da bu çam ağaçları şehre, mekana, sokaklara çok güzel bir görüntü veriyor. Ya diğer taraftan da görüntülemiştik bakın. Şu ilde güzel estetik gölgelikler gibi düşünülmüş olabilir. Evet, hepsi birbirine yaslanmış, birbirine sıcağına sokulmuş. Buralarda sık rastladığımız bir bank tipi, Eğirdir'de de vardı şu şekilde. Bunlar böyle at arabası tekerleri gibi. Evet, burada da bir demokrasi merkezi var caminin avlusunda. Biraz ileri gitmişiz. Yani mesafe olarak ileri gitmişiz. Öyle ileri gitmek değil. Selamünaleyküm. Giriş burada, gişemiz var. Bunları okutuyor hemen abi. Gişe abi. Orada görevli var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Buyurun. Kolay gelsin. Ya navigasyon bizi ileri götürmüş. Evet, yukarı kapıyı gösteriyor. He, oraya da gittik. Ama değil mi, bir giriş olmalı. Evet, teşekkürler. Nihal Hanım'ın dediği gibi bu bölgedeki çekimlerimiz ağırlıklı olarak hep böyle antik kent oldu. Ama işte bölgenin yapısı bu. Yani bayağı medeniyetler yaşamış, gelmiş, geçmiş, zengin. Dolu dolu bir coğrafya buralar. İç kısımlarda da devam ediyor. Pisidiye Antik Kenti kazı çalışmalar Türk Tarih Kurumu tarafından destekleniyormuş. Yalvaç Müzesi'ni ziyaret etmeden dönmeyin diyor ama biz pazar gününün azizliğine uğradık. Yine dediğim gibi yolunuz düşerse siz uğrayın. Evet, yine burada da bir merdiven düzenlemesi yapılmış. Teşekkür ediyorum. Bunları önemsiyorum. Çünkü iniş ve çıkışlar gerçekten zorlaşıyor. Burası çok büyük değil.
Yani önceki gezdiklerimizi kıyaslarsak onlara göre küçük bir yapı bütünlüğü diyelim. Yani bana şöyle geliyor, bugün bir İstanbul'u düşünün, bir Tunceli, Hakkari'yi düşünün. Yani her yerin büyüklüğü, tabi o zamanki yine arz talep yerleşimle alakalı. Evet, traktörün insafına kaldık, ne zaman susar bilemiyorum artık. Bu şartlarda da susmaz. Evet, ben şöyle yakın tutmaya çalışayım mikrofonu kendime. Evet, yine her antik kentte gördüğümüz gibi böyle sınıflandırılmış taşlar var. Bunlar acaba dediğim gibi numaralandırılıp birleştirilip bir bütünlük oluşturulacak mı? Yoksa böyle mi sergileniyor? Evet, bir giriş kapısı. Hatta bana kalırsa 1, 2, 3, 4 sütunlu bir giriş kapısı var burada. Yani kaideler farklı ama sanki aralıklar ve yer döşeme taşları öyle bir izlenim verdi bana. Yine burası mantık olarak sanki aynı. Bir agora, yani meydan görüntüsü vermiş. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Aslında bu ifadeden de hoşlanmıyorum. Fakat şurada bir levha var. Yani hazırlıklı gezilmesi daha iyi olur diyorum kendi kendime. Şöyle ara ara da kentin manzarasını da paylaşayım sizinle. Yine burada ara ara kalıntılar var. Yani bu alanın tamamı yerleşim yeri ama bazı binalar bazı yerlerde yoğunlaşmış. Hani şöyle düşünün, bugünün çarşı pazarı ve arka taraflarda bahçeler, bağlar vesaire. St. Paulus Kilisesi. Gezerek daha iyi anlayalım. Şimdi zaten okuduğumuz zaman her zaman diyorum ya, sanat tarihi uzmanı gibi incelemek lazım. O da hem bizi hem sizi sıkar usandırır diye böyle genel ana başlıklarla paylaşıyorum. Acaba canlandırma amaçlı mı konmuş bilemiyorum. Tadından sonradan. Şurası kürsü olabilir. Değil mi Nihal Hanım? Açık mı kapı? Evet, buradaki blok kayayı değerlendirmişler. Bakın kesmişler, düzlemişler. Kalan yerlerde bu şekilde örerek burada bir duvar yüzeyi oluşturmuşlar. İyi fikir. O kadarlık kısmı en azından doğal olarak kurtarmışlar değil mi? Bak. Kilise ve hamam yan yana. Acaba bu bizlerde de şimdiki anlayışın bir başlangıcı mı? Hani cami, şadırvan yan yana. Evet. İbadete mi gidiyorlar? Evet, yani şunu anladım. Tek tanrılı dinlerde Allah'ın hikmeti ibadetten önce temizliği emretmiş. Yani temizlik derken hem maddi temizlik hem de manevi temizlik anlamında ikisini de yorumlayabiliriz. Zaten ikisi de gerekli. Yani dindar bir insan, gerçekten dinine bağlı bir insan temiz olmalı. Örnek olmalı. Efendim, diğer kişilere de inancını, dinini doğru ve güzel temsil etmeli. O anlamda. Hazreti Ömer'in bir sözü vardı yanılmıyorsam. Hani önemini belirtmek için olabilir. Belki abartılı gelecek ama kazancının üçte birini güzel kokuya harcayan israf etmiş sayılmaz diyordu. Yani şu var. Görünen kısmıyla yanınızdaki insanı, artık ibadethane olarak nereye gidiyorsanız, oradaki insanları rahatsız etmeyecek şekilde temiz, bakımlı olmanız gerekiyor. Efendim, bir diğer haliyle de iç temizliği diyoruz ya, o da önemli. İkisi beraber olduğu zaman harika bir durum ortaya çıkıyor. Ne güzel bu ikisini beraber yakalayabilenlere.
Nihal Hanım'a dedim ki az önce, ya dedim burada ne sanatçılar, ne roller yaptılar, böyle havalara girdiler, o günün starları oldular filan. Efendim dedi ki sen de bir şeyler söyle, ben çekeyim dedi. Baktım öyle bir replik ifade bulamadım. Onun için bu kısmını böyle geçiyoruz. Daha sonra bir yerlerde rastlarsak orada yapmaya çalışalım. Şimdi devam eden bölümde o döneme ait klasik bir tiyatro alanı var. Dediğim gibi hamam, tiyatro, çarşı, yani aslında bugünkünden çok da farkı yok. Yani yapıt şekli farklıydı belki. Tarz farklıydı ama mantık aynı. Yani modernleşmiş belki birçok şey. Bazı materyaller değişmiş ama yapı, düşünce, devamlılık aynı. Şimdi bu antik tiyatronun bu alan kısmı, üstteki kısım malum bildiğiniz seyircilerin oturma düzenleri, yani tribünler diyelim. Sahne bence, yani şu kalan kısmı düşünebiliyorum. Çünkü arkada fazla bir şey yok. Küçük çaplı bir yer, evet. Nihal Hanım çıkalım mı dedi. Çıkalım bakalım ya. Psidiyanın da hatırı kalmasın. Evet, bu kısmı göçmüş. Belli oluyor zaten. Acaba diyorum bu taşlar şimdiki stadyumlardaki gibi numaralı mıydı? Kombin biletler falan var mıydı bilmiyorum ama. Hani burası benim yerim. Çocuklar gelecek, beyim gelecek diye çanta falan koyuyorlar mıydı ki? Evet, bu düşünceme hakim olamıyorum. Kimler geldi, kimler geçti bu yollardan? Nice ünlüler, ünsüzler. Doğru mu Nihal Hanım? Evet. Sesliler, sessizler. Alfabe gibi oldu değil mi ya? Ünlü harfler, ünsüz harfler. Sesli ve sessiz harfler gibi. Ama sanki geneli de özetledi dostlar. Hani bazı insanlar çok seslidir. Az olsa da onların çok sesi çıkar. Mesela 8 ünlü harf vardır. Ama 21 ünsüz harfi arkasından koşturur. Batı bakışımlı bir yamaca yaslandırılarak inşa edilmiş yaklaşık 5000 kişilik kapasitesi. Yaklaşık 5000 kişilik kapasitesiyle küçük bir tiyatroymuş. Bakın 5000'e küçük diyorlar. Yani şöyle bir şemayla canlandırılmaya çalışılmış. Şu da fotoğraflanmış son hali. Yine buradan devam eden bir yol var. Artık nereye gidiyor bilemiyoruz. Tiyatronun kenarından devam ediyor. Acaba o zamanki buluşmalar şöyle mi yapılıyordu? İşte tiyatronun yanındaki yolda buluşalım. Şey üzeri yukarı kent, aşağı kent. Değil Ağlasındaki. Mi? Aşağı kentte buluşalım. Aşağı kentte işim var. Orada bugün pazar kuruluyormuş. Halk pazarı, sosyete pazarı, gelir misin? Demek ki o kadar büyük ki aşağı kent, yukarı kent. İşte dedik ya, bazı yerler mesela yerleşim olarak, nüfus olarak, talep olarak daha büyük. Mesela burası küçük bir yer. Burada bir giriş yasak levhası var mı? Araçlar için mi bilemiyorum. Biz her yasağa uyuyoruz. Yasak dedi mi girmiyoruz. Ne gerek var efendim, başımızı ağrıtmayalım. Adam diyecek ki görmedim mi hocam senin? Okuma yazman yok mu? Giriş yasak diyor. Hani yasak kardeşim diyor diyor. Burası da tapınağa ve tiyatroya giden yolun başlangıcı, giriş kapısı. Şimdi tapınağı bilmiyorum ama tiyatroya giderken burada hani bizim girdiğimiz gibi gişeler oluyor muydu? Para vesaire gibi bir bedel ödeniyor muydu? Hani ödenmeli miydi bilemiyorum. O günkü oyuncuların ücretleri değil mi Nihal Hanım? Evet. Maliyetler. Tabi bunlara bir destek lazım. Yoksa hepsini kral mı karşılıyordu? Sponsor kral mıydı? Hani bugün için bir ünlü şairimizin ifadesiyle bir nefes almak bedava. Bir de bulabilirseniz
Sokak çeşmelerindeki sular bedava, onun dışındaki her şey para. Yani öyle şartlanmışız ki parasız hiçbir şey yokmuş, olmayacakmış gibi geliyor insanlara. Evet, dönüş yolundayız. Bir de buradan şöyle görüntü alalım. Ama şu anda hoş bir tablo var. Bakın, önünüzde tarih, arkada doğa, onun arkasında kent, arkada tekrar düzlükler ve yine dağlar, tüten bacalar. Evet, hepsi bir araya gelince güzel oldu değil mi? Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Felekten dokunmadan deve geçmiş, elekten derdi eskiler. Yani deveyi düşün, eleğe düşün, dokunmadan nasıl geçmiş. Buralara dönüş yolunda bakarız demiştik. Bu birçok yerde rastladığımız bir yapı tarzı. Böyle standart yan yana odalar. Artık yerleşim amaçlı mıydı herhalde? Yoksa şimdiki gibi Nihal'cim apartlar mı? Yoksa 1+1 gibi falan? Belki. Olabilir mi? He? Belki de 1+1'lerdir. İşte onların yaşadığı lüks bu kadar. Şimdi biz 4+1'lere, 5+1'lere sığmıyoruz. Niye? Sığıyoruz işte. 6 metrekare miydi? Ya biz şimdi karavana sığdık da Nihal Hanım onu bahsediyor. Yani sığılıyor, ne olacak? Oraya da sığılıyor, oraya da sığılıyor. Ya gönül, gönülün sığdığı yere her şey sığar ya. Önemli olan ağzınızın tadı, huzurunuz, muhabbetiniz yerinde olsun. Mekanların büyüklüğü çok ölçü değil dostlar. Yani mutluluk varlıkla doğrusal orantılı değil. Bunu en çok o konuma gelenler biliyor. Bu medyatik ünlülerden biri öyle demişti. Herkesin benim konumuma gelmesini isterdim ki çok bir şey değişmediğini anlasınlar diye diyor. Yani ulaşıyorsunuz bir yerlere belki ama artık o noktada da doyuma ulaşıyorsunuz. Bir sonraki. Şimdi bir sonraki ne olabilir? Ne olabilir? Sürekli insanda böyle bir arayış. Özlem, ona ulaşmanın getirdiği çaba, telaş. Efendim, o dönemdeki yaşadığı mutsuzluk, işte ne bileyim, karışık kuruşuk işler ya. Bunu bir hikayemde paylaşmak isterdim ama sanki burası daha iyi denk geldi gibi, hem yol bitene kadar muhabbet olsun. Efendim, kralın birisi diyelim, bir gün bütün ileri gelenleri toplamış, alim, ulema, yazar, çizer. Demiş ki, bana insanlık tarihini bir yazın getirin. Efendim, toplanmışlar. Başlamışlar yazmaya. Yani yıllarca sürmüş diyelim. Efendim getirmişler, bir bakmışlar, o bir deve yükü kitap. Demiş ki, ben bunu okuyamam. Bunu demiş biraz sadeleştirin, özetleyin. Efendim oturmuşlar, ileri geri sadeleştirmişler. Ne diyeyim, bir merkep yükü haline getirmişler. Demiş ki, hayır, ben bunu da okuyamam. Tabi böyle zaman geçiyor, kral yaşlanıyor. Gözleri zorlanmaya başlıyor. Efendim küçültüyorlar. Efendim kalın bir kitap haline getiriyorlar. Ansiklopedi gibi düşünelim. Diyor ki, artık bundan sonra herhalde hiç okuyamam. Çünkü gözlerim diyor, artık zorlanıyor. Diyor ki, bana biraz daha özetleyin bu iş. İçlerinden birisi uyanıkmış. Size en özet haliyle söylüyorum. İnsanlık tarihinde neler oldu biliyor musunuz? İnsanlar doğdular, yaşadılar, öldüler. Evet. İnsanlık tarihi bu üç kelime dostlar. O yaşama kısmını nasıl doldurduğunuz tabii önemli. Ama özet olarak en son şunu diyecekler size. Yaşadı ve öldü. Doğdu, yaşadı, öldü. Buralara gelince o aklıma geliyor. Hani geçenlerde Sagalassos'ta İskender'in muhabbetini anlatmıştık. O dönemdeki o mücadeleler, hırsları. Sanki insan o hiç ölmeyecekmiş gibi. Koşturuyor, yırtınıyor, dökülüyor. Efendim kırıyor, kırılıyor, her neyse. Sonra bir bakıyorsunuz. Artık sonunu Allah bilir. Bazen rahat bir şekilde uykuya dalar gibi.
Bazında böyle yatak yorgan yırtarak çabalaya dünyadan ayrılıp gidiyor. Hayırlısı inşallah. Allah'ım hepimize hayırlı, güzel, içini dolu dolu doldurduğumuz bir ömür nasip etsin inşallah. Hemen yan taraftaki Yalvaç Lavanta Park kısmını da görelim. Evet, Lavanta Park deyince kaldırımlar, direkler, banklar vesaire hepsi lavanta rengi olmuş. E tabi dostlar, şimdi bunu sezon olarak hep söylüyoruz, sıkılmayın ama buralar ilkbahar, yaz, hadi sonbaharın başları gibi dolu dolu, canlı canlı olacak olan bir yerler. Filistin devletinin Beyt Lehem kenti ile Yalvaç'ın kardeş şehir olması anısına dikilen dostluk ağacıdır. 26 Nisan 2000. Evet, güzel. Bir kardeşlik örneği. Şehirlerin kardeşliği, ondan sonra şehirlilerin kardeşliği. Evet, lavantalar artık öbek öbek. Selamünaleyküm. Oo, hem de güzel akıyor, sen de iç. Ama yavaş ve soğuk. Sonra beleşten hastalanmayalım. Aa, Nihal Hanım. Damadınız yok ama. Haydi let's go all together Konya. Değerli dostlar, merhabalar. Bugün yine bir videomuzun sonunda daha birlikteyiz. Güzel Yalvaç ilçemizi gezdik, dolaştık, görüntüler paylaştık. İnşallah memnun kalacağınız, efendim işte israf edilmemiş zamanlar geçirdiğiniz güzel bir video olmuştur diye düşünüyoruz. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah öyledir. Efendim ilçemiz yine tarihi dokusuyla, geçmişiyle, birikimiyle çok çok dolu dolu güzel bir yer. Yalvaç geçmiş dönemlerde bir dönem Konya'ya bağlanmış. Daha sonra Isparta Sancağı yoluyla Bursa'ya bağlanmış. Ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte de Isparta ilimize bağlı bir ilçe haline gelmiş. Güzel bir yer. Dediğim gibi videolarda da gördüğünüz gibi tarihi dokusu olan güzel şirin bir ilçemiz. Mesela o çınar altını falan ben çok sevmiştim. Çok farklı. Yani ilk defa orada gördüm böyle güzel bir ambiyansı diyelim artık. Efendim Yalvaç ismini tabii insanlar araştırınca öğreniyor. Yani ben de bu videolar vesilesiyle isimlerin nereden geldiğini araştırdıkça birçok konuda hayretler içerisinde kalıyorum. Bilmediğimiz ne kadar çok şey varmış. Bu da sizlere bir şekilde kısmi bir bilgi aktarımı şeklinde olsun. Faydası olsun inşallah. Efendim Yalvaç bir yönüyle rehber, yol gösterici, peygamber anlamına da geliyormuş. Ben de bunu ilk defa duydum. Efendim diğer yönüyle de Selçuklular döneminde buraya yerleşen Oğuz boylarından ilki Yalvaçlar olduğu için bu bölgenin adı bu şekilde Yalvaç olarak kalmış ve günümüze kadar da gelmiş. Efendim bu bölümümüzün de kısa hikayeciğini anlatalım, dinleyelim ve birlikte mesajından faydalanalım inşallah. Bir adam soğuk bir kış günü akşam evine dönerken kaldırımda oturmakta olan bir dilenci görmüş. Dilenci adamcağızdan kendisine yardım etmesini, para vermesini istemiş. Bütün ceplerini kurcalayan adam verecek bir para bulamayınca kendisine uzatılan elleri avucunun içerisine almış, şefkatle tutmuş,
ve ellerini ısıttıktan sonra demiş ki, güzel kardeşim, sana verecek hiçbir şeyim yok, kusura bakma. Deyince dilenci demiş ki, verdiniz ya efendim demiş. Benim ellerimi tuttunuz, gülümsediniz ve bana kardeşim dediniz. Çok ilginç. Bunu ben çok önemserim. Her şey görünen değildir aslında. Arkasında görünmeyen ve karşınızdakini mutlu edecek o kadar çok, belki farkında olmadığınız güzellikler yaşanır ki bilemezsiniz. Hani biz bazen diyoruz ya, her şeyi maddeyle doğrusal bir orantıya bağladık. Görselliğe bağladık. Maddeye bağladık. Yani çünkü mutluluğu onunla özdeşleştiriyoruz. Halbuki mutluluk bu değildi. Yani tabii insanların, canlıların bir takım ihtiyaçları oluyor. O elde ettiğiyle de onları karşılayacak. Yani o da o şekilde bir mutluluk arayışı içinde olacak veya onu tamamlayacak. Fakat bazen bir gülüş, bir muhabbet, bir sıcak bakış, bir elini tutmak, bir omuzuna dokunmak. Yani insanlara dünyaları bağışlasanız bunun yerini tutmayacak güzellikler var. Hani güzel bir söz vardı. Sevdiklerinize bir gül verin. Gül bulamazsanız gülü verin diyordu. Bir hadis-i şerif mealinde de Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştu. Gülümseyin. Gülümsemek sadakadır. Belki de sermayesi hiç olan ama etkisiz çok olan, bilemediğiniz nerelere kadar güzelleştiren, ortamı ısıtan o bir gülüş var ya, bazen dünyalara bedel oluyor. Evet dostlar, son zamanlarda bunun çok esirgendiğini görüyorum. Çok üzülüyorum. Yani bunu siz de gözlemliyorsunuz muhakkak. Hele son zamanlarda kentlerin bu çok katlı binalarında efendim telaşın, yoğunluğun çok olduğu yerlerde bırakın gülümsemeyi, selam verme aralığı bile bulamıyorsunuz insanlara. Veya gülümseyip selam verdiğiniz zaman mutlaka insanlarda bir tuhaf reaksiyon oluşmaya başlıyor. Yani niçin bana güldü? Niçin tebessüm etti? Veya nedir bu selam? Arkasında bir menfi bir şey mi var, bir beklenti mi var gibi. Artık algılarımız tamamen bu yönlere doğru kaymaya başladı. Birbirimize bu kadar yaklaştığımız, dip dibe, üst üste oturduğumuz binalarda bile insanlar göz göze gelmekten, selam alıp verme muhabbetinden, efendim böyle gülümseme ve tebessümle artık rahatsız olmaya başladılar. Tedirgin olmaya başladılar. Ve siz buna ne zaman yeltenseniz karşılık bulamıyorsunuz. Ve bir süre sonra artık kendinizi tuhaf hissetmeye başlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, yanlışlık bende mi acaba gibi bir çekince içine girmeye başlıyorsunuz. Ve bu zamanla çoğala çoğala bir negatif alan oluşmaya başlıyor. Ve ondan sonra diyoruz ki, iletişim neden azaldı? Niçin artık o samimi, güzel, derin muhabbetler gelişmiyor diye sorgulamaya başlıyorsunuz. İşte efendim bu şekilde. Herkes birbirinden etkileşerek böyle aralar, mesafeler uzamaya ve soğumaya başlıyor. Efendim inşallah bunların azaldığı, muhabbetin çoğaldığı, selamlaşmanın çoğaldığı, birbirimize güven duyma ortamının arttığı günler ümidiyle, o özlediğimiz, aradığımız güzel günler ümidiyle bu videomuzun, bu hikayeciğini de burada bitirmiş olalım. Efendim bir sonraki videoda hayırlısıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.